Arama motorlarında etik olmayan optimizasyon yöntemleri nelerdir? Arama motorlarında etik olmayan optimizasyon yöntemleri, arama motorlarının kurallarına, yönergelerine ve etik ilkelerine aykırı olarak web sitelerinin sıralamasını yükseltmeyi amaçlayan tekniklerdir. Bu teknikler, arama motorlarını yanıltmak, rakip siteleri engellemek, kullanıcıları aldatmak, içerik hırsızlığı yapmak gibi yollarla gerçekleştirilir. Etik olmayan optimizasyon yöntemleri, arama motorlarının kalitesini ve güvenilirliğini düşürür, kullanıcıların doğru bilgiye erişimini engeller, rekabeti bozar ve hukuki sorunlara yol açar. Etik olmayan optimizasyon yöntemleri, genellikle Black Hat SEO olarak adlandırılır. Black Hat SEO, arama motorlarının sıralama algoritmalarını manipüle etmek için kullanılan yasa dışı ve zararlı tekniklerdir. Black Hat SEO, kısa vadede web sitelerinin sıralamasını yükseltse de, uzun vadede arama motorları tarafından cezalandırılma riski taşır. Arama motorları, Black Hat SEO kullanan web sitelerini tespit ederse, sıralamalarını düşürebilir, dizinlerinden çıkarabilir veya tamamen yasaklayabilir. Etik olmayan optimizasyon yöntemleri çok çeşitli olabilir. Ancak en yaygın olanları şunlardır. Anahtar kelime doldurma, web sayfasının içeriğiyle ilgisi olmayan veya çok fazla tekrarlanan anahtar kelimelerin kullanılmasıdır. Bu yöntem, arama motorlarının web sayfasının alakalı olduğunu düşünmesini sağlamayı amaçlar. Ancak bu yöntem, web sayfasının kalitesini ve okunabilirliğini düşürür, kullanıcıları rahatsız eder ve arama motorları tarafından fark edilirse cezalandırılır. Gizli metin, web sayfasının arka planıyla aynı renkte veya çok küçük boyutta yazılmış metinlerdir. Bu metinler, kullanıcılar tarafından görülemez, ancak arama motorları tarafından okunabilir. Bu yöntem, web sayfasının anahtar kelime yoğunluğunu artırmayı amaçlar. Ancak bu yöntem, arama motorlarının güvenini zedeler ve arama motorları tarafından fark edilirse cezalandırılır. Kapı sayfaları, arama motorlarını yanıltmak için oluşturulan ve kullanıcıları başka bir sayfaya yönlendiren web sayfalarıdır. Bu sayfalar, arama motorlarının ilgi duyduğu anahtar kelimeleri ve içerikleri içerir, ancak kullanıcılar için hiçbir değer sağlamaz. Bu yöntem, web sayfasının sıralamasını yükseltmeyi amaçlar. Ancak bu yöntem, kullanıcıları aldatır ve arama motorları tarafından fark edilirse cezalandırılır. Bağlantı çiftlikleri, birbirleriyle ilgisi olmayan veya kalitesiz web sitelerinin birbirlerine bağlantı vermesidir. Bu yöntem, web sitelerinin popülaritesini ve otoritesini artırmayı amaçlar. Ancak bu yöntem, arama motorlarının bağlantı kalitesini değerlendirmesini engeller ve arama motorları tarafından fark edilirse cezalandırılır. İçerik hırsızlığı, başka bir web sitesinden kopyalanan veya çalınan içeriğin kullanılmasıdır. Bu yöntem, web sitesinin içerik üretme çabasını azaltmayı amaçlar. Ancak bu yöntem, hem hukuki hem de etik açıdan sorunludur. Ayrıca arama motorları, benzersiz ve özgün içeriği tercih eder ve içerik hırsızlığı yapan web sitelerini fark ederse cezalandırılır.